Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu videoda 4 Kasım 2019 tarihinde, yani bugün, Talim Terbiye Kurulu'nun duyurular kısmında yayınlamış olduğu ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek TYT ve AYT sınav esaslarına dair açıklamalarda bulunacağım. Şimdi elimizdeki kaynakların sınava göre uygun mu değil mi, veya uygun değilse ben bunu nasıl uygun hale getiririm şeklindeki sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir video olacak bu. Bu videonun altına Talim Terbiye'nin yapmış olduğu duyuru linkini bırakacağım. Aynı zamanda müfredata, yani bu müfredata tam olarak %100 uyumlu olan kitabın linkini de bırakacağım. Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım TYT'den. TYT'de peki 2020'de neler yok? TYT'de baktığınızda bakın 2-1-1 diyor. Yani şuradaki 9-1-1-1 ifadesi kaldırmış. İşte bu neydi? Bu simyaydı. Simya yok gençler. Bunda bir anlaşıyoruz. 2020 TYT sınavında simyaya dair soru gelmeyecek. Bunun haricinde birinci üniteden işte sodyum, potasyum, civa, kurşun gibi ağır metallerin, asidik SO2, NO2 gibi gazların çevreye olan etkisi kısmı vardı bu ünitede. Ondan da bu sene soru gelmeyecek. Bunu da söyleyelim. Bunun haricinde kimyaya dair meslekler, işte endüstri kimyaya dair meslekler, kimya öğretmeni, eczacılık, kimyager, metroloji mühendisi, oradan da soru gelmeyecek. Tamam mı? Geçiyoruz ikinci üniteye. İkinci ünitede olmayan yerlerse bakın izotop kavramından soru var. Ancak izobar, ondan sonra elektronik, ardına izoton, allotrop, bu şekildeki kavramlardan soru gelmeyecek ikinci ünitede, TYT'de. Onun haricindekilerde sıkıntı yok. Onlar gelecek. Şunu da söyleyelim. Periyodik tablodaki tarihsel gelişim olan işte Döbereiner olsun, Newland olsun, bu şekildeki bilim insanlarından soru yok. Sadece Mendeleyev ve Moseley'i bilmeniz gerekiyor. İkinci ünitede böyleydi. Üçüncü ünitede değişiklik var mı? Üçüncü ünitede bileşiklerin sistematik adlandırılmaları vardı. Hani metal artı metal adlandırma, kök artı kök adlandırma var ya, işte diazot, pento, fosfor gibi. Bu şekildeki adlandırmalar yok. Tekrar ediyorum. Üçüncü ünitedeki bileşiklerin sistematik adlandırılması. Şeyle karıştırma bakın. Yaygın hatla karıştırma. Birinci ünitede yaygın adlandırma var. Mesela NaCl'nin tuz olduğunu bileceksin. Ama sodyum klorür olduğu ile ilgili soru gelmeyecek. Tamam mı? Tekrar diyelim. Mesela H2SO4. Bunun yaygın olan zat ile ilgili soru gelebilir, ancak sülfürik asit şeklinde sistematik ismiyle soru gelmeyecek. Üçüncü ünitedeki tek değişiklik bu. Dördüncü ünitede işte maddenin hallerinde plazma, son kısım olan plazma yok. Zaten onun haricindeki diğer yerler hemen hemen bütün kitaplarda müfredata uygun. Bu arada şu yok bu yok derken piyasadaki kitaplara göre diyorum. Piyasadaki kitapların bu bahsettiğim yok dediğim yerlerine bakmayabilirsiniz. Size kalmış artık. İstenenize bağlı. Beşinci ünitemiz, 9. sınıfta bir tane daha ünitemiz varmış. Beşinci ünitemiz doğa ve kimya komple yok. Gördüğünüz gibi hani 4'ten sonra nereye geçiyor? Direkt 10. sınıfın ikinci ünitesine geçiyor. Yani 5'in son ünitesi doğa ve kimya komple yok. Onun ilk ünitesi olan kimyanın temel kanunları, mol kavramı, ardına tepkime türleri, sonra kimyasal hesaplamalar, bunların hiçbiri yok TYT sınavında. Tamam mı? Yani elinize bir tane soru bankası aldığınızda bu üniteyi pas geçebilirsiniz. Buradan soru yok. Buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Geçen sene 2019 sınavında da, 2019 YKS'de de böyleydi. Genellikle sözel ağırlıklı bir sınav olmuştuk. Sayısal sorularına fazla yer verilmemişti. AYT'den de TYT'den de. O yüzden yine sözel ağırlıklı bir sınav olacak. Yoruma dayalı olacak. Yorum sorularına dikkat etmen gerekiyor. Tamam mı?
Geçiyorum. Tekrar ettim. 10. sınıfın ilk ünitesi olan temel kanunlar, mol kavramı, tepkime türleri, kimyasal hesaplamalar hiçbir şekilde soru yok. O zaman hocam bu konulara hiç çalışmayayım mı ben? Ne olur ne olmaz kesin yok. Tamam, sıkıntı yok. Ancak AYT'deki konuları rahat yapabilme adına şu basit mol kavramı ifadelerine ve basit hesaplamalara baksan iyi olur. Temel kanunlara hiç bakmana gerek yok. Tamam mı? 10. sınıfın 2. ünitesi karışımlar olduğu gibi şu anki kaynaklardaki konuların hepsinden soru var. Onda bir değişiklik yok. Asitler bazlarda da aynı şekilde olduğu gibi sorular gelecek. Değişiklik yok. Kimya her yerdeden de yine olduğu gibi soru gelecek. Tamam mı? Bir değişiklik yok. TYT böyle. TYT'yi tekrar bir toparlayayım. 1. üniteden simya ve çevreye zarar veren elementlerin özellikleri yok. Bir de kimya ile ilgili meslekler yok. 2. üniteden izobar, izoelektronik, izoton terimleri ile ilgili soru yok. İzotoptan olabilir, bak izotop var, diğerleri yok. 3. üniteden bileşiklerin sistematik adlandırılması yok. Hani demir 2 oksit diyordun ya, onlar yok. 4. üniteden plazma hali yok. 5. ünite komple yok. 6. ünite mol kavramı komple yok. 7, 8 ve 9'da değişiklik yok. Onlardan olduğu gibi soru gelecek. Tamam mı? TYT böyleydi. Peki hocam, TYT'ye uygun şu an piyasadaki kitaplar müfredata uygun mu? Az önceki bahsettiğim konuların hepsi bütün bir kitabı hariç bütün hepsinde var. O kitaplar elinizde ise lütfen buraları atlayıp geçin. Kendiniz için sınavı zorlaştırmayın. Yok yani, çalışmanıza gerek yok oraya. Hocam onların da olmadığı bir kitap var mı? Onların da olmadığı bir kitap var ki linkini bu videonun altına bırakacağım, sipariş edebileceğiniz linki. Kitap seçten temin edebilirsiniz. KR Akademi. Akademi TYT soru kutusu. Bu konuların hiçbiri yok gençler orada. Tamam, tam olarak bu kazanımla %100 uyumlu. Kitabın yazarı da zaten benim. Tamamen uyumlu, ona bakabilirsiniz. Geldiğinde mol kavramının, simyanın sorularının olmadığını göreceksiniz zaten. Aynı şekilde kimya ile ilgili deneme olurken bunları çözmenize gerek yok. Bu soruların olmadığı tek deneme ise yine TYT ve AYT. AYT'si de var. KR Akademi TYT Kimya 30 denemesi ve KR Akademi AYT Kimya 30 denemesi. Bunlar bu kazanımlara %100 uyumlu. Dediğim gibi videonun altındaki linkten temin edebilirsin. Şimdi TYT böyleydi. Geliyoruz AYT'ye. AYT'de şu anki piyasadaki kitaplar %90 olarak uygun. Tamam mı? Direkt çıkar alanlığa söyleyeceğim. Tek tek incelemeyeceğim bunu TYT gibi. Çünkü burada fazla değişiklik yok. Kitaplar genelde buraya göre yazıldı. Son ünite olan 12. sınıfın en son ünitesi. Tamam mı? Oraya direkt gelelim. 12. sınıfın en son ünitesi neresi? Hop, şurada mı? Ya eklememiş zaten. Enerji ile ilgili kısım var ya, orası yok. Bir de organik kimyada karbon kimyasına girişte şey var. Bu basit formül hesaplama, molekül formül hesaplama kısmı vardı ya. Zaten zor bir kısım değil mi? Bu organik bileşiklerden sonra geliyordu. Şu iki olan. Orası yok. Onun haricindeki her şey olduğu gibi var kitaplarda. Tamam mı? Yine soru bankalarınızı elinize aldığı zaman şu anki güncel soru bankaları, hangi soru bankasını alırsanız alın, hepsinde en son üniteyi hiç çözmüyorsunuz. Tamam mı? Organik kimyadan da basit formül hesaplama kısmını çözmüyorsunuz. Geri kalan olduğu gibi çözüyorsunuz. AYT'de bir değişiklik yok gibi. Tekrar ediyorum. AYT olduğu gibi çalışıyorsunuz. Sadece büyük değişiklik TYT'de. Yani 7 soruluk kısımda. Bu şekilde sınav kazanımları bu tarih itibariyle, hani kimya çalışıyorsanız kazanımlara göre çalışırsanız sizin için iyi olacak. Benim kanalıma geldiğiniz zaman, Kimya Elbistan kanalının başına geldiğiniz zaman orada TYT ve AYT bölümleri var. Oradaki videolar %100 bu kazanımlara göre uyumlu. Tamam mı? Ders takibini oradan yapabilirsin. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. Açıklamaları dikkat almanı tavsiye ederim. Tekrar ediyorum. Açıklamalara uygun olan tek kitap ve talim terbiyenin bu açıklamanın yapıldığı siteyi link olarak videonun altına paylaşıyorum. Şimdilik bu kadar. Bir başka derste görüşürüz. Kendine iyi bak.